Bismillahirrahmanirrahim. düz Zaman Hazretleri'nin muazzez talebeleri, çok kıymetli büyüklerim ve basınımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle böyle tarihi bir hadiseye şahitlik etmek üzere buraya teşrif etmenizden dolayı ben teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Beyler, hanımefendiler, ben bu basın toplantısının süresi olan 35-40 dakika içerisinde Allah nasip ederse öncelikle acaba peygamber torunları ne demektir? Tarihimizde yeri nedir? Bediüzzaman'ın babası ve anası hangi cihetle Hazreti Peygamber'in torunlarıdır? Acaba Hazreti Peygamber'in torunu olması Kürtlüğünü inkar manasına mı geliyor? Kendisi neden bunu gizlemiş? Bu zamana kadar açıklamamış da bu iş Ahmet Akkündüz hocaya mı kalmış? Bütün bu soruları aydınlatacak özet bilgileri sizlere arz edeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Belgeleri de teker teker göstereceğim. Hanımefendiler, beyefendiler. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir ayet var. Resulullah'a tebliğ edilen bu ayet şöyle. De ki ben peygamberlik vazifesi karşılığında sizden bir ücret, bir karşılık beklemiyorum. Sadece benim yakınlarıma hürmet ve muhabbet göstermenizi istiyorum. Ali, biz bildiğiniz gibi Hazret Peygamber'in neslinden gelen insanlara ehli beyt diyoruz veya ali beyt diyoruz veya diğer bir tabirle genel anlamda seyyid diyoruz. Bunu öncelikle ifade edeyim. Bu ifadeden sonra peygamberimizin kendi hadisleri ve de Kur'an-ı Kerim'deki bu açık ayet sebebiyle İslam tarihi boyunca peygamberimizin neslinden gelen insanlara bütün Müslüman devletler saygı göstermiştir. Onlara gereken ihtiramı göstermekte ihmalde bulunmamışlardır. Ama bu tarihin içerisinde Osmanlı devletinin yeri çok farklıdır. Bunlar nedir bu farklılık? Evvela beyler hanımefendiler. Osmanlı devleti Yıldırım Bayezid'den beri ama özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten beri Hazreti Peygamber'in neslinden gelen Ali Beyti tespit etmek, tescil etmek, onlara farklı muamele etmek için özel bir bakanlık kurmuştur. O bakanlığın adı Nakibül Eşraflıktır. Nikabetül Eşraf diyoruz. Ve bütün ülkenin 36 büyük eyaletinde ve vilayet merkezlerinde, sancak merkezlerinde Nakibül Eşraf isimli bölge müdürleri tayin etmiştir. Hocam böyle bir şeyi neden yaptı Osmanlı Devleti? Sebebi şudur. Bir, Peygamberin neslinden gelen insanlar zekat kabul edemezler. İki, peygamberin neslinden gelen insanlar Müslüman devletlerin bütçesinin koruması altındadırlar. Dolayısıyla maddi ve manevi bütün ihtiyaçları giderilmek durumundadır. Madde 3. Peygamber neslinden gelen insanlar askerlikten muaftırlar. Ve madde 4. Bu da çok önemli. Peygamber neslinden gelen insanlar zekat, sadakayı fıtır ve öşür gibi mecburi olan şer'i vergiler dışındaki bütün vergilerden belediye vergileri dahil hepsinden muaftırlar. İşte bu sebeple Osmanlı Devleti bütün seyitleri isim isim teker teker seyit defteri de denilen defterlere kaydetmiş ve nakibül eşraflara da bu görevi vermiştir. Beyler, hanımefendiler, bugün Osmanlı'nın manevi mimarları olan sonuncu babalar, Emir Sultan Buhari'ler, Hacı Bayram Veli Hazretleri tamamen bu neslin altın halkalarındandır ve Osmanlı bunların neslini korumuştur. Şimdi bir diğer konuya, üçüncü konuya aktarıyorum. Osmanlı devleti özel bir terminoloji geliştirmiştir. O da şudur. Bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber'in nesli Hazreti Ali ve onun hanımı Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra yoluyla devam etmiştir. İki tane oğlu vardır. Birisi Hazreti Hasan, diğeri de Hazreti Hüseyin'dir. Osmanlı Devleti kayıt tutarken Hazreti Hasan'ın neslinden gelenlere şerif demiştir ve bunun çoğulu eşraftır. O Osmanlı'ya isyan eden meşhur Şerif Hüseyin de ister maal iftihar ister maalesef deyin bu nesildendir. Onu özellikle ifade edeyim. İkinci grup ise Hazreti Hüseyin radıyallahu anhünün neslinden gelenlerdir. Onlara Osmanlı Devleti seyit demiştir. Ama halk arasında hem Hazreti Hasan hem de Hz. Hüseyin neslinden gelenlere seyyid dendiğini açıkça ifade etmemiz lazım. Peki efendim, gelelim Bediüzzaman'a. Lütfen, lütfen ben şunu ifade edeyim. Değerli arkadaşlar, ister Osmanlı arşivlerinde yaptığımız tapu tahrir defterleri başta olmak üzere bütün kaynaklar, ister bizatihi Osmanlı'nın sicilli nüfus arşivlerinde yaptığımız araştırmalar. İster şeriye sicilleri, ister Bediüzzaman'ın doğduğu köyler ve oradaki mezar taşları ve kabirler üzerine yaptığımız araştırmalar. Ve neticede arşiv belgelerinin bize gösterdiği yol doğrultusunda elhamdülillah Adnan Budak ve de Doktor Mahmut Said'in öncülüğünde ulaştığımız Musul'daki arşivler Bediüzzaman Hazretlerinin Bediüzzaman Hazretlerinin baba tarafından Abdülkadir Geylani'nin torunu Hazreti Hasan'ın neslinden ve şerif olduğunu ortaya çıkarmıştır. Biraz sonra size bu yol haritasını özetleyeceğim. Diğer taraftan annesi Nuriye Hanım'ın ise annesi Nuriye Hanım'ın ise Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ünün neslinden ve seyyid olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu Osmanlı arşivindeki belgelerin tamamı desteklemektedir. Size verilecek kitapçıkta tapu tahrir defterlerinin tümüyle bilgisi mevcuttur. Şimdi ışıkları söndürsün beyefendi ve beraber Bediüzzaman'ın Hazreti Rasulullah'ın torunu olan Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın doğduğu Medine'den nasıl Bitlis'in Hizan kazasına bağlı Nurş köyüne Korsunç köyüne, Sermit köyüne nasıl geldiklerine dair şecereyi inceleyelim. Kapatın. Evet, teşekkür ederim. Beyler, hanımefendiler, eğer dikkat ederseniz, dikkat ederseniz, burası Medine-i Münevveredir. Medine-i Münevvereden iki tane hat çıkıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bunlardan biri yeşil olan hattır bu hat Hazreti Hasan radıyallahu anhünün hattıdır diğeri kırmızıdır diğeri kırmızı olan Hazreti Hüseyin radıyallahu anhünün hattıdır şimdi takip ediyoruz bu hattı bu hattı takip ediyoruz bildiğiniz gibi Hazreti Muaviye ve Emevi devletiyle Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhü arasındaki o acı hadiseler sebebiyle bu iki zat da Bağdat'a, Kufe'ye hicret etmişlerdir. Bakın indir bakalım evet indir evet. evet tamam bakın görüyorsunuz Bağdat'tır bu. Hem yeşili önce yeşili takip ediniz lütfen beyler burada Abdülkadir Geylani Hazretlerine kadar 13 dede vardır. Bütün bunlar şu anda yanımda gördüğünüz bakın bu babası tarafından şeceredir. Bu kısım Abdülkadir Geylani kısmıdır. Bu kısım da Abdülkadir Geylani'den Bediüzzaman'a kadar olan kısımdır. Bu kısım da Bediüzzaman'dan kendi kardeşleri vasıtası, amcaları vasıtasıyla günümüze kadar içimizde de bulunan sabri okurlara kadar gelen kısımdır. Şimdi bu nesil, bu nesil orada yaşamıştır. Ama ne acıdır ki hemen Abbasi devletidir bu dönem ve Abbasi devleti döneminde Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretlerinin çocuklarına zulüm başlamıştır. Bu zulüm üzerine zulüm üzerine bakınız, bakınız. Önemli bir nokta bu. Şu Abdülkadir Geylani'nin iki oğlu Abdurrezzak ve Abdülaziz hicret etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sebebine gelince vezir Abdullah bin Yusuf en az 10 tane evladı Resulü öldürmüştür. Bu çok acı bir gerçektir. Ve evladı Resul kaçmış demeyelim. Hicret etmişlerdir. Nereye? Kimsenin bilmediği Abbasi dönemi bu. Nereye? Musul'daki, Musul'daki bakın burası, Musul'a çok yakın olan Sincar şehrinin 10 kilometre kadar ötesinde dağlık bölgede Yeni bir köy kurmuşlar, adına Hiyal Köyü demişler veya Cibal Köyü demişler. Asırlarca bu iki dede burada oturmuşlardır. Ama takibini devam edin. Şu anda tapu tahrir defterlerinin gösterdiğine göre, evet Sultan Seyyid Abdülaziz Efendi, üstadım babası tarafından dedelerinden Abdülkadir Geylani'nin özböz oğlu, Hiyal köyünde kabri mevcuttur. Ve kabrini Osmanlı Devleti imar etmiştir. Ama burada da rahat kalmamışlardır. Bura çok acı bir gerçek. Bunun bu Hiyal köyünden olan Seyyid Abdülaziz'in oğlu Seyyid Hüsamettin Şarşık da kabri itibariyle burada yaşamıştır. Ama gelin görün ki Memlüklü dönemi başlamış. Memlüklülerin, Memlüklülerin Sene 1338'li yıllar Hakimiyeti altındaki bu Musul ve çevresi Yezidilerin Ve güneşe tapan Şemsilerin tasallutu altına girmiştir Onlarca evladı Resulü kesmişler Hiyal köyünü harap etmişlerdir Bunun üzerine ne yapmış Hiyal köyündeki zamanın dedeleri Uzatmıyorum vakit hızla gidiyor Beyler Hanımefendiler şu Hiyal köyündeki, bakınız buradaki dedeleri şeye bakınız, şu kısma yeşil hatta doğrudan doğruya Hama ve Suriye yoluyla Mısır'a göç etmişlerdir Kahire. Ve Kahire'de, Kahire'de Seyyid Ali ki 1449 yılında Memlüklü Devleti'nin zamanında orada nakib-i yapmıştır. Kadiri tarikatının reisidir. Biliyorsunuz Abdülkadir Geylani o tarikatın en büyük reisidir. Burada 100 küsur sene kalmışlardır. 100 küsur sene. Ama ne acıdır ki vatan hasreti bunları orada tutmamıştır. Ben illa babamın dedemin memleketine gideceğim diyerek 120 sene sonra Ali el-Esgar denilen bu zatın yani biraz önce okuduğum Alaaddin Ali denilen zatın hicret ettiğini torunlarının ve tekrar bakınız eğer dikkat ederseniz bu Mısır ikinci yeşil çizgi tekrar Suriye yoluyla hiyale gelmişlerdir. Hiyar. Ama üzülerek ifade edeyim ki yaklaşık bir asır sonra büyük bir problem yaşanmış. Yine Yezidiler, bura çok önemli, Yezidiler olduğu gibi evladı Resul'e hücum etmişlerdir. Tam 120 sene sonra Memlüklerin son dönemi. Artık Memlüklüler burada hakimiyetlerini tam sürdüremiyorlar. Bunu özellikle ifade edeyim. Herhalde gözümü tehlikeye sokabilir. Evet. Sağ olun. Şimdi bura önemli, bura önemli ve bu hadise üzerine ne olmuştur? Bu hadise üzerine hanımefendiler, beyefendiler Yine Memlüklüler döneminde Osmanlı Devleti'nin ilk başlangıç yıllarında Üstadın babası tarafından dedelerinden olan Seyyid Abdürrezzak Hama'da yerleşmiş. Ama Seyyid Abdullah ise nereye gelmiş? Bakınız burası Köyü. Buradan Kürt Hakkari'si denilen Hakkari'ye gelmiş. O zaman Hakkari'nin adı Hakkari'yi Kürd'i. Ama orada da korkarak Şirvan'a göç etmişler. Bakın Şirvan. Ve oradan da kendilerini kaybettirmek üzere şu anda Hizan'a bağlı ve Bediüzzaman'ın doğduğu köy olan Nurş köyüne 38 kilometre uzaklıktaki Korsunç köyüne yerleşmişlerdir. Ve oradan Nurş köyüne intikal etmiş babası ve babasının şu anda dört tane dedesini Osmanlı arşivlerindeki nüfus defterlerinden açıkça tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi beyler bu kısa izahtan sonra cümlemi tamamlıyorum Suver, Bedi Bediüzzaman Hazretleri sağımda. Bitlis'te 1877 yılında doğduğunu biliyoruz. Tam 33 dede ile Resulullah'a bağlanmış durumdadır ve bu dedelerinin tamamı karşınızdaki o listede görülecektir. Bunu özellikle ifade edeyim. Evet, şimdi babasını aç. Tabii şeker hastası olduğum için kusura bakmıyorsunuz. Bunun burada kalmasında beis yok. Aç bakalım babasını. Evet. Tamam. Baba. Tamam. Evet. Beyler, hanımefendiler, işte bu babasının biraz önce anlattığım 33 dedesinin şeceresi. Bakınız o yeşiller önemli şahsiyetlerdir. Hazreti Resulullah, hemen Hazreti Hasan radıyallahu anhü ve şurada dikkat ederseniz Hazreti kim bu? Hazreti Hüseyin radıyallahu anhü. Tabi Hazreti Hüseyin diyorum, Hazreti Hasan radıyallahu anhü. Ve burada devam ediyor. indir bakalım. Ayrıntıya girmeyeceğim. Vaktimiz yok. Burada devam ediyor. Bu bütün kaynaklar tarafından teyit edilen bir nokta. Kısa geçiyorum. Ve bu da ve bu da babası Cengi dost olan Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hazretleri. Geçiyoruz ikinciye. Beyefendiler, hanımefendiler eğer dikkat ederseniz şu Abdülkadir Geylani kendisinin 12 tane oğlu var. Bunlardan Abdülaziz şu işaret ettiğim Bediüzzaman'ın Hiyal denilen köye hicret eden dedelerinden. Onun oğlu, onun oğlu ve nihayet Hiyaliyim seyitleri deniliyor. Sebebi de şu, biraz önce aktardığım gibi, aktardığım gibi Seyyid Hüsamettin Şarışık el-Hiyali olduğu için bu seyitler şeceresine hiyaliyin şeceresi deniliyor. Yani bu bir isim. Seyitler. Ve arkasından iniyoruz aşağıya. Lütfen aşağı inin. Tabi Kahire vesaireye gidenler. Bakınız bir nokta daha var. Önemli bir nokta bu. Bediüzzaman'ın kendisi burada. Babası ise, bu da çok önemli. Sufi Mirza. Arkadaşlar 1935 yılında emniyet İsparta'da kendisini tutukladığı zaman tevkif müzekkiresi hazırlanıyor. O kitapçıkta bu belgeyi göreceksiniz. İlk defa yayınlanıyor. O belgede Sofi Mirza'nın isminin Mirza İbnül Murtaza olduğunu görüyoruz. Çünkü evladı Resul olanlara Mürteza, Ali Yül Mürteza torunu manasında bu isim veriliyor. Ve yine Doktor Mahmut Said'in ifade ettiği gibi Kaynaklarda da bulduğumuz gibi Mirza bizim bildiğimiz bey, emir manasına gelen Mirza değil İbnül Murtaza'nın Türkler ve Kürtler tarafından tahrif edilmiş şekli olduğunu açıklamak istiyorum. Evet, ışığı açalım harita. Beyler, hanımefendiler, vakti riayet edeceğim endişe etmeyiniz. Geliyoruz. Yok. Ha tamam. Işığı kapatıyoruz. Ben yanlış söyledim. Ben yanlış söyledim. Evet, burada kalsın. Aynen öyle. Bakınız, kırmızı çizginin Hz. Hüseyin radıyallahu anh olduğunu anlattık. Ve bunların da Bağdat'a geldiklerini söyledik. Şunu ifade etmek istiyorum. Abbasiler döneminde biliyorsunuz Musa Kazım Hazretleri önemli bir nokta. Ve doğuda meşhur bir aile olan Arvasilerle Bediüzzaman Hazretlerinin soyu Musa Kazım'da ayrılıyor. Onlar başka bir kol, biz kitabımızda bunu da inceledik. Hepsini ortaya çıkardık. Devam ediyoruz. Musa Kazım daha sonra şeye Irak'ın başka bir şehrine göç ediyor. Bakınız. Geliyor buraya. Geliyor buraya. Hadisetul Fırat. Bu bir şehir. Oradan da kader ilahi götürüyor yine Bediüzzaman'ın Musul'a bağlı Sancar denilen, Sancar denilen yere hicret ediyor. Oradan da yine Bediüzzaman'ın doğduğu köy olan Nursa ama anne tarafı direkt Nursa değil, Korsunç ve Sermit köylerine geliyor. Bütün kayıtlar var. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Burada manidar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti bu aileye çok önem vermiş. Hiyal köyü şu anda harap vaziyette. Hiçbir ev yok. Kabirlerin tamamı var. Ama 1535 tarihli tapu tahrir defterinde Hiyal köyündeki 51 ailenin tamamının isim ve resimleri var. Bura çok enteresan. Ayrı ayrı tarifler ailelerin. Tüm şeyit. Şunu da bilmenizi isterim. Osmanlı Devleti Musul defterini yazarken her açık. çık. Aşairi ekrat, Kürt aşiretleri ayrı ayrı tescil edilmiş. Aşairi, bura önemli, Türkmanan, Türkmen aşiretleri hepsi kaydedilmiş. Arkasından Sadat-ı Hiyaliyin, Bediüzzaman'ın babası tarafından Hiyali seyitleri kaydedilmiş. Arkasından annesi tarafından gelenlere Sadat-ı Hadidiyin, bunun sebebi de o da çok önemli bir hadise. Seyyid Şemseddin Adcan El Hadidi meşhur olduğu için o adı almış. Büyük bir muhaddis. Osmanlı bunları hepsini kaydetmiş. Bakın Musul defterine göreceksiniz ki arkadaşlar aynı zamanda Osmanlı Yezidi tayfelerini de kaydetmiş. Hangi köyde oturuyor? Nerede oturuyor? Dilleri ne ol olursa olsun. Kürtçe olsun Türkçe olsun, Arapça olsun tamamının hangi milletten geldiğine dair kayıtlarını bu tapu tahrir defterlerinde bulmak mümkün. Şimdi ben bu şecereyi anne tarafı evet evet bu da Bediüzzaman'ın annesinin şeceresi. Yani Hadidiyin seyitleri bunlar da. Dikkat ederseniz Hazreti Hüseyin radıyallahu anhü Arkasından Musa Kazım. Bakınız Musa Kazım burada. Şu. Devam et efendim. Arkasından Seyyid Şemseddin Accan El Hadidi. Şu çok önemli bir temel. Arkasından Ali Yül Esgar. Şu anda Korsunç'ta yatıyor. Yani Hisan'a bağlı bir köy. O köy Nurs köyüne 38 kilometre. Gidip bizatihi kabrini ziyaret ettim. Şahidim de burada Ercan Bey. Ve arkasından Bediüzzaman'ın anne tarafından dedeleri Molla Tahir ve Nuriye Hanım. Bunu da bırakıyoruz. Geliyorum bir diğer noktaya. O da çok önemli. Nedir o nokta Hoca Akgündüz Hoca? Aç bakalım kanunun fermanını. Muhterem misafirler, ne acıdır ki Şah İsmail 1506 yılında Bağdat'a girer girmez İlk yaptığı işlerden biri Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kabrini tahrip edip yıkmak olmuştur. Bu çok acı bir gerçek. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fetheder etmez, ilk yaptığı iş şu anda ziyaret edilen Abdülkadir Geylani Türbesi'ni bu muazzam haliyle inşa etmek olmuştur. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunlarından Bediüzzaman'ın dedeleri olan Abdülaziz Efendi ve Abdülrezzak Efendi'nin kabirlerinin bulunduğu Hiyal Köyü'ne de Kanuni Sultan Süleyman farklı bir şey yapmıştır. O da görüyorsunuz. Biraz çıkar. Beyler bu iki metre boyunda bir müzehep fermandır. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman görüyorsunuz renkli tuğrasını Hiyal Köyü'ndeki Abdülkadir Geylani torunları adına bir zaviye inşa etmiş ve onların evlatlarına tahsis ettiği bir vakıf yapmıştır. O vakfın vakfiyesi budur. Devam et. Ama daha güzel bir şey var. Beyler, hanımefendiler, en sonda şahitler enteresan. Birinci şahit sadrazamdır. İkinci şahit Hürrem Sultan'ın beyi, sonradan sadrazam olan Rüstem Paşa'dır. Bir diğer şahit o günlerde Rumeli kazaskeri olan Ebu Suud Efendi'dir. Bir diğer şahit de defterdar Haydar Efendi'dir. Görüyorsunuz şahitlerin atları tümüyle buraya tespit edilmiştir. Bitiriyorum. Çünkü vaktim hızla akıyor. Muhterem misafirler, muhterem hanımefendiler. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bunları söylemek mecburiyetindeyim. Akkündüz Hoca, acaba bu zamana kadar açıklanmayan bu belgeleri de kaynağınız ne oldu? Nasıl ulaştınız? Cevabım çok açık. 35 yıllık bir gayretin sonucudur. Ve ben Bediüzzaman'ın bütün şeceresinin Musul'da olduğunu yine Osmanlı arşivindeki belgeler doğrultusunda ortaya çıkardık. Ke lütfen şecereyi at. ışıkları kapatmana gerek yok. En önemli belge bakınız şu belgedir. Bu belge Doktor Mahmut Sayit tarafından Bediüzzaman'ın baba tarafından sülalesi olan Hiyaliyin seyitlerinin reisi Hamet el-Hiyali tarafından 1935 yılında hazırlanmış ve nakibül eşrafa tasdik ettirilmiştir. Diyeceksiniz ki hocam, Bediüzzaman'ın talebelerinin bile bilmediği, akrabalarının haberdar bile olmadığı, bu köy isimlerini, bu baba ve dede tarafından bütün bu isimleri, bu Hamet el-Hiyali, bunu tasdik eden, lütfen benim dosyamı getiriniz. Burada istisna yapacağım canlı yayında istisna yapacağım. Beyler şu anda şu anda bütün şecerenin orijinalleri elimizdedir. Evet. Ben sadece bir tanesini göstereyim. Şeyi göstereyim. Durun. Göstermeden olmayacak. Bakınız bir tanesini göstereyim. Bakınız. Orijinali budur. Arşiv uzmanlarına incelettik. 80-100 yıldan aşağı değil diyor bütün kayıtlar ve ispatlar tamamı elimizde 10 sayfanın tümünü bir sayfa bendeydi ama dokuzunu da bugün bana ulaştıran ve Dün sabah Türkiye'ye ulaşan Doktor Mahmut Sayit kardeşime özellikle teşekkür etmek istiyorum buyurun, buyurun. Beyler hanımefendiler burada çok önemli bir hadise arkasından biz bu belgeyle kalmadık. Kanuni'nin vakfiyesi gibi Osmanlı arşivindeki tapu tahrir defterleriyle diğer arşiv belgeleriyle bunu destekledik. Ve gördük ki bu arşiv vesikası bu tarihi şecere birebir babasını 33 dedeyle Resulullah'a bağlayan tüm isimler orada. Annesini 41 dedeyle Resulullah'a bağlayan bu Soy ağacı Osmanlı arşivindeki belgeler tarafından da tümüyle teyit ve tasdik ediliyor. Belge teyit etmeyen hiçbir meseleyi kitabımıza almadık. Bunu da özellikle ifade edeyim. Geliyorum, merak etmeyin iki soru kaldı. Değerli koordinatör Mustafa Çalışan Bey, bu işin beynidir o kardeşimiz Allah razı olsun. İnşallah bana beş dakika daha müsaade eder. Acaba Betül zaman Niye seyitliğini açıklamamış? Hatta hatta kendisinin seyit olduğunuz soranlara mahkeme mesela hakimler sormuş. Ben seyit olduğumu bilmiyorum demiş. Hatta Darül Hikmetül İslamiye denilen Osmanlı'nın din işleri yüksek kuruluna üye olurken doldurduğu formda bilinen bir aileye mensup değilim demiş. Arkadaşlar bunun en önemli sebebi, birinci sebep, maalesef o asır ve bu asır enaniyet asrı. Bediüzzaman şahsiyetini çürütmüş, iman ve Kur'an'ın hakikatlerini her zaman, her zaman zirveye yükseltmiş. Ben bir kuru çubuk hükmündeyim, şahsıma yönelmeyin. Benim tercümanı olduğum Kur'an'ın hakikatlerine yönelin dediğini abiler şahididir. Bir nokta daha var. Ben seyit olduğumu bilmiyorum diyor. Buna biz Arapça edebiyatta tarih sanatı diyoruz. Doğrudur. Genel manada seyit deyince Hasan ve Hüseyin'in torunlarına deniyor ama Osmanlı terminolojisinde Bediüzzaman seyit değil. Şeriftir. Çünkü anne tarafından gelen seyitlik seyitlik kabul edilmiyor. Abdülkadir Geylani de öyledir. Babası şeriftir, annesi seyittir. Ama genel anlamda seyit denilir mi? Elbette ki denilir. Ama özel ıstılahın izahı budur. Bir de çok önemli hadise. Bediüzzaman bunu kamuya açıklamamış. Çünkü kendisine bir kısım makamlar isnat edip, hükümet zaten mahkemeler başında, 30 sene sürgünden sürgüne gönderilmiş, bunu ortaya çıkarmamış. Ama talebelerine de hakikati söylemekten asla geri durmamış. En önemli şahidimiz Hulusi Yahya Gila Bu üstadın bir numaralı talebesidir. Kardeşim sen de ben de seyitlerden izlemiştir. Kaldı ki ver dosyamı çıkar o kitapçığı. Üstadın talebelerinden Ahmet Fevzi abi Maidetül Kur'an diye bir kitap yazmıştır. Ve bu kitap elimizdedir. Ve bu kitap Bediüzzaman tarafından okunmuştur. O zat ısrarla Bediüzzaman'ın seyit olduğunu ayetlere, hadislere dayanarak ispat etmeye çalışmıştır. Bizimki arşiv belgeleri. Bediüzzaman önce bu kitabı muhtevasını kabul etmese Zülfikar Mecmuası'nın arkasında yayınlar mı? Ama sonradan hükümetin bir kısım organları, istihbarat ve mahkemeler yanlış anlar diye, bura çok önemli, Bediüzzaman Zülfikar Mecmuası'nın arkasından bu kitapçığı çıkarmıştır. Ama bu işin şahidi olan torunu burada, Mehmet Çalışkan abiye, Ahmet Fevzi abinin kendisini ziyarete geldiği biliyorsunuz Eskişehir'de, kardeşim Ahmet Fevzi'nin dediklerinin hepsi doğrudur. Ben hem şerifim, hem seyyidim, hem haseniyim, hem de Hüseyin'iyim demekten de, uzak kalmamıştır. Kaldı ki Salih Özcan gibi canlı hatıra olarak yaşayan abiler de aynı manayı teyit ve tasdik etmişlerdir. Ve son soru. Beyler, hanımefendiler, acaba Bediüzzaman'ın segit olması, peygamberimizin her iki koldan torunu olması, onun kürtlüğüne bir hücum, bir aykırılık teşkil eder mi? Bunu böyle düşünmek çok yanlıştır. Evvela şunu ifade edeyim. Ben mesela Diyarbakirliyim. Ben Diyarbakir'den milletvekili olsam herhalde Diyarbakirlilerin hukukunu Daziye'de mecliste savunacağım. Yanlış mıyım? Aynen öyle de burası önemli. Osmanlı döneminde arkadaşlar daha önceki dönemlerde bu bölgeye Kürdistan deniliyor. Hatta dedelerinin göç ettiği Hakkari, Hakkari Kürdi diye biliniyor. Ama bir gerçek daha var. En az Doğu ve Güneydoğu'daki insanların yüzde yirmisi evladı Resul'dür. Yanlış duymadınız. Arvasiler bunun en güzel örneğidir. Daha ilginç olanı, müstakil bir Kürdistan kurmak üzere gayret gösteren ve Bediüzzaman'ın da karşı çıktığı Seyit Abdülkadir de evladı Resul'dür. Ama köyündekiler Kürtçeden başka dil bilmemektedirler. Yani zamanın ben Kürdistan'da doğdum, Kürtçe lisanımı koruyacağım veya Kürtçe konuşacağım, Kürtlere hitap etmesi onun evladı Resul olduğunu aykırı bir durum değildir. Ama gerçeği bizim açıklamamıza da mani değildir. Unutmayınız Osmanlı'nın meclisinde yer alan milletvekili Seyit Tahayi Arvasi de Kürdi diye tanınmaktadır. Ama seyittir. Hem de Hz. Hüseyin'in öz böz torunudur. Ayrıca dünyaca meşhur Seyit tahay Nehri bu da çok büyük. Seyyid Abdülkadir'in dedesidir bu. Ve Kürt isyanını başlatan Şeyh Übeydullah'ın da babasıdır. Ama her neyse dış ve iç mihrakların tarihiyle bir kısım olaylara karışmışlardır. Benim demek istediğim şudur. Biz Bediüzzaman'ın soy ağacını, Hazreti Peygamber'e kadar arşiv belgeleri ve onun Risale-i Nur'daki izahları talebelerinin hatıraları çerçevesinde ortaya koymamız bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Kaldı ki Resulullah'a mensup olmak büyük bir şereftir. Yeterli değildir ama büyük bir şereftir. Yoksa bu ne kürtlüğe düşmanlık ne de Kürt olduğunu kıskanmak gibi bir manayla izah edilmesi hele hele benim gibi bir ilim adamı için asla düşünülmemesi gereken bir meseledir. Netice itibariyle Bediüzzaman hem Hazreti Hasan'ın torunu ve şeriftir ve bu kolla hiyaliyin seyitlerinden gelmekte ve 33 dedeyle Resulullah'a bağlanmaktadır babası. Hem de annesi Nuriye Hanım Hadidiyin seyitleri denilen ve Hz. Hüseyin'in torunu yani gerçek manada seyittir. Biz geçmişte ve gelecekte ve özellikle ahir zamanda Ali Beyt'in İslam aleminin maddi ve manevi imarında ne kadar önemli rol oynayacağını Resulullah'tan öğreniyoruz. Dünyaya adalet ve hakkaniyetlerini ispat edeceklerini bildiğimizden dolayı bu basın toplantısıyla bütün müdrik, idrak sahibi insanlara hakikati sesleniyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve soruları bekliyorum efendim.